alırken. Şu anda neye döndü? Değil mi Müslüman Çarpı? 120 metrekare artı diklerle beraber yani 30-60-180 metrekare. Fotoğraf çünkü siz bir yer söyleyeceğim abi çok güzel. Bir haftalık derken niye bir haftalık? Normalde sürüyor. Pançaları tek başına bir. Hadi de yürüyelim. Evet. Bir de bitmemiş değil mi? Bu peşedelik buraya gördük. Böyle. Abi sen ekledin. Onlar zaten bir sorumuz kalmadı. Aslında bu yani, mescid içine. Evet. Ama bak burada dış mimarisine baktığınızda Selçuklu mimarisinin izlerini göreceksiniz. Bu sorun kalmadı. Sonra bir daha yapacağım. Ha, biliyorsun bu taşın özelliği kusuyor suyu görünce. Daha etkinlikler yapalım. Onları da inşallah hep beraber sizlerle istişare edip başaracağız. Neyle temizleyeceğim? Kum ya. Neyle temizleyeceksin? Kortumla çekilmiyor. İlimize, bölgemize hakikaten hayırlı olsun diyeceğimiz bir eserle inşallah hep beraber müşahede ettik. Karşı karşıyayız. Millet bahçemiz tamamlandı. Sadece son rötuşlarımızı yapıyoruz. Bir sıkıntımız kalmadı. Böyle bir eserde bu eserin oluşmasında hakikaten vatandaşlarımız da bölge insanımız da bir denetleyici gibi bizi takip ettiler ve işin burada mükemmeliyetine katkı sundular. Halkımıza da buradan şükranlarımı belirtmek istiyorum. 135 bin metrekare bizim burada uygulama alanımız var. Bunun 80 bin metrekaresi peyzaj ve ağaçlandırma alanımız. Takriben bitkilerle beraber 5 bin tane ağaç dikimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Burada tabii millet bahçemizde neler var onu da paylaşayım. Çok güzel bir mescit yaptık, cami yaptık. Etrafında sosyal donatı alanlarını yaptık. Tuvaletlerimizi, abdesthanelerimizi yaptık. Arkasından Sultan Alparslan anısına muhteşem bir oba yaptık. Çadır sayımızı artırdık. Takriben 50 çadıra yükseldi. Han çadırı hariç. Bir de han çadırımız var. Belki de birçok etkinliği rahat gerçekleştireceğimiz festival ve festival sonrasında da kullanacağımız bir gezi alanına, parkuruna dönüşmüş oldu. Muhteşem derivasyonlar yaptık. Bu derivasyonlar halkımızın dinlenebileceği, etrafında yine kamelyalar oluşturup da rahat dinlenme alanlarının gerçekleştireceği bir derivasyon yaptık. Çok güzel köprüler yaptık arkadaşlar. Tarihi mimari dokuya iltifatta bulunarak yapılan köprülerimiz 3 tanedir. İkisi büyüktür. Biri geçiş köprüsü olması itibariyle, diğerlerine nebat itibariyle daha küçüktür. Ama köprülerimiz de buraya ayrı bir güzellik kattı. Yine Selçuklu mimarisinde muhteşem bir kıraathane yaptık. İçinde kütüphanesi, yemekhanesi, fast food alanı ve oturma alanlarıyla belki de işte insanımızın bütün aile boyu, dededen toruna kadar ve ailenin tümünün dinlenebileceği bir alanda kıraathane etrafında toparladık. Yine çok güzel çocuk oyun alanları burada gerçekleştirdik. Etnospor alanını tamamladık. Güreş alanımızı tamamladık. Tabii bu bölgenin insanının şarkın ruhaniyatında at muhabbeti kaçınılmaz bir muhabbettir. Çok güzel bir hipodrom gerçekleştirdik. Hipodromumuzda artık
hem Cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı, misafirlerimizi ağırlayabileceğimiz bir alan. Aslında dediğim gibi tabii 3 gün bir festivalimiz var. Gerçi bu rakamı biraz daha yükseltmek istiyoruz. Belki 6 güne çıkarmak gibi bir durumumuz var ama bu pandemi süreci bize nasıl etki yapar onu bilmiyoruz. Ona hep beraber bakacağız, müşahede edeceğiz. Ama biz diyoruz ki Bitlis'in ev sahipliğinde, Ahlat'ın ev sahipliğinde artık bölgeyi Ahlat'ta her gün ağırlayalım. Her günümüz festival tadında olsun, festival neşesinde olsun. Civarda bu manada bir yapıyı, eseri Ahlat'ta göreceksiniz. Aslında alanımız 400 bin metrekare. Bu alanın 135 bin metrekaresi uygulama alanı. Tabii buna son dönem artı bir 15 bin metrekarede heliport üzerinden ekledik. Alanda ayrıca bir heliportumuz var. Aynı anda birçok helikopterin inip konaklayabileceği bir alandan bahsediyoruz. Çünkü gelen misafirlerimizi, cumhurbaşkanımızı, bakanlarımızı indirebileceğimiz alanlardan biri. İlçemizde başka bir alan heliport üzerine yine inşa ediyoruz. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyesinin, Cumhurbaşkanlığı külliyesinin hemen yanında Bakanlar Kurulu'nu ağırlayabileceğimiz misafirhaneler inşa ediyoruz. Belki de bunlar yarın komşumuz İran'ı, Orta Doğu'yu, Kafkasya'yı, Asya'yı, devlet başkanlarını ağırlayacağımız bir alan. Ben öyle ümit ediyorum ki bu yıl tabii 950. yılı olması münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın ekstra davetlileri olacaktır. Bilemiyoruz ama öyle tahmin ediyoruz. Çünkü 950. yıl Sultan Alparslan anısına çok önemli bir iltifattır. Biz de ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bu yıl Bakanlar Kurulu Kuvvet Komutanları her zamanki gibi olacak ama öyle zannediyorum ki komşu devlet başkanlarımızdan misafirlerimiz de olacak gibi. Ama istiyorum ki Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan ve yanı başımızda İran, Orta Doğu devletleri artık bu coğrafyanın müşterekleri. Bu coğrafyayla birlikte hareket etsinler ve Ahlat gibi Kubbetül İslam bir şehirde birlikte düşünsünler, birlikte hareket etsinler ve bölgemizin huzuruna katkı sunsunlar, kalkınmasına, inkişafına katkı sunsunlar.